Evet arkadaşlar, şimdi bu ünitede 6. ünitenin bir tekrarıyla önce başlayacağız. Movies, yani film türleri, types of movies, film türleriyle başlayacağız. Önce bunları bir tekrar ettikten sonra 6. üniteyi, sonra 7. üniteye geçip işte 7. ünitede kalmıştık kitabımızda. İşte ondan sonra yeni konuya geçeceğiz ama önce bir 6. üniteyi bir tekrar etmemiz gerekiyor. Unutulmasın. İlk önce kelimeleri arkadaşlar, kelimeler önemli. Bunları muhakkak kelime kutusuna atıyorsunuz. Bunları bilmeniz lazım. Kelime olmadan yani İngilizce'de hiçbir şey olmaz. Bunlar önemli. Önce bir kelimeleri tekrar edeceğiz. Sonra kitabın içinde geçen işte film türleri, ne çeşit film, sevme sevmeme ifadeleri, bunları bir tekrarını yapacağız. Ondan sonra birkaç tane de test yaparız arkasından ve sonra EBA'ya size bunlarla alakalı ödevler yükleyeceğiz. Bunları muhakkak çözmeniz gerekiyor. Şimdi ben böyle şeyleri açayım. Mesela birincisi animation, animasyon. Yani bu tarz çizgi filmler, işte action, aksiyon filmi, komedi filmi. Şimdi ben bundan sonrasında siz mesela böyle açayım. Bunu bilmeye çalışın ne olabildiğini. Hatta böyle anlayamadığınız yer olursa videoyu durdurun. İşte tekrar geri sarın. İşte fantazi, hayal gücüne dayalı filmler. Mesela bunu tahmin etmeye çalışın. İşte durdurun videoyu, tahmin edin, sonra cevabına bakın. Evet, horror, korku filmleri. Bunu tahmin etmeye çalışın. Bu zaten kolay. Fairy tale, yani peri masalı. Bunu tahmin etmeye çalışın bakalım ne olabilir. Adventure, yani macera. Ben burada Türkçesini söyleyeceğim. Bilmediğiniz varsa muhakkak onları not edin. Bu ne olabilir? Science fiction, yani bilim kurgu. Yani kurgu, hayal gücüne dayalı filmler. Bakalım. Drama filmleri. Burada neler var? Root. Şimdi burada sıfatlara geçtik. Filmlerle alakalı diğerlerini birazdan yine tekrar edeceğiz. Root kaba demek. Diğeri ne olabilir? Tam zıt anlamlısı. Tahmin etmeye çalışın siz. Videoyu durdurun, tahmin edin, sonra devam ettirin. Kind, kibar. Şimdi bunlara bakalım. Hemen fikir yürütün. Ne olabilir birincisi? Beautiful. O zaman diğeri çirkin. Yani İngilizcesi ugly. Bakalım. Bir tanesi utangaç. Coward, korkak. Diğeri brave, cesur. Karıncalar ve Garfield. Hard working, çalışkan. Lazy, tembel. Strong, güçlü. Hemen diğerini tahmin edin ne olabilir. Bu tarz şeylerde hemen videoyu durdurun. Ben biraz hızlı gidiyorum ve çok fazla yer kaplamasın video diye. O yüzden siz durdurun, tahmin edin, ondan sonra devamına bakın. Hemen bakalım. Funny, komik. Bu ne olabilir sizce? Nafi, yani şımarık. Smart, zeki, akıllı. Yine aynı şekilde clever, bu da zeki demek. Eğer bu kelimelerden bilmedikleriniz varsa muhakkak not ediyorsunuz. Defterlerinize not edin. Çünkü bunlar önümüzdeki sene yine karşımıza çıkacak kelimeler. Bu ne olabilir? Scary, yani korkutucu. Evil, yani kötü anlamında, şeytani. Şimdi bakalım. Young, genç demek. O zaman yaşlı nedir? Ne olabilir? Hemen düşünün. Old, yaşlı. Power. Power zaten Türkçe'de geçmiş bir kelime, güç anlamında. Bu geçmiş ünitelerde de vardı. Sihir yapmak derken do magic, işte I can do magic gibi bir cümle. Magic, sihir, büyü. Şimdi bakalım. Bad, kötü. O zaman diğeri iyi. Hemen ne olacak? Tahmin edin. Good, İyi anlamında. Şimdi burada çocuklar. Children, çocuklar. Ne yapıyor? Kid. Kid ise tek başına çocuk demek. Küçük çocuk. Kid. Şimdi bakalım. Boy, erkek çocuk. Girl, kız çocuk. Şimdi burada iki tane grandfather, büyük baba.
Grandmother büyük anne. Şu an büyük baba ve büyük annelerin sokağa çıkması yasak. Sizin de çıkmamanız gerekiyor tabii bu süreçte. Bakalım. Ghost, hayalet. Fly, uçmak demek. Bilmediğiniz kelime varsa not edin muhakkak. Sky, gökyüzü. On air, yani on dediği o sıra televizyonda olmak anlamında. It is on, yani şu an ekranda, televizyonda derken. Spy, casus demek. Spy Kids, yani casus çocuklar diye film vardı hatırlarsınız kitapta. Dream, rüya, hayal, hayal görmek. Live, like'la karıştırılır. Like sevmek demek, live ise yaşamak. Canlı anlamı da var bunun. Televizyonlarda canlı yayın yaparken live diye yukarıda yazar canlı. Çalışkan bir öğrenci ödev yapıyor. Homework. Evet, ödev. Island, ada demek. Island diye okunuyor. Sonra bakalım time. Yani zaman, saat bu anlamlara gelir. Burada günler var. İşte Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Yani day. Day gün demek. Burada watch TV. Şimdi fiillere geçtik. Yani televizyon izlemek. Bunu tahmin edin. Go to the cinema. Yani çok zor. İmkansız, bilmesi imkansız bir kelime. Sinemaya gitmek. Monster, hani Gremlins, Monster, canavar. Burada süper kahramanlar var. Karakter, karakterler yani Türkçe'ye de geçmiş. Film karakterleri, film oyuncuları. Ogre dediği dev. Shrek. Speak, bunu biliriz zaten. How many languages do you speak? Yani kaç tane dil konuşursun? İşte I speak two languages. Turkish, English. İki dil konuşurum derken bunu birinci ünitede görmüştük. Talk yine aynı şekilde bu da konuşmak demek. Speak ve talk hani talk show'lar vardır Türkçe'de. Böyle konuşma programları oradan aklınıza gelsin. Like ve dislike bunları zaten biliyoruz. Aynı şekilde don't like, doesn't like, sevmemek. Mermaid, deniz kızı demek. Bu da ünitelerde geçiyor. Burası ne olabilir sizce? Bir sihir okulu ne olabilir? Magical School. Kitabımızda geçmişte sihir okulu derken. Look. Look. Bak demek. Look. Burada ziyaret ediyor. Visit. Ziyaret etmek. Bu kişi Hasan Yurtseven Arıksız. Yurtseven. Evet. Yurdu seven. Hocamızın hazırladığı bir video. Slide videosu şimdi. Evet. Arı Yayıncılığın bu Joyful kitabından biz zaten test kısmını almıştık. Bazı 5'lerde. Bazı 5'lerde Tim Yelton'un kitabı alındı. Şimdi bu biz bu sefer pratik olan kitabından, etkinlik kitabından biraz etkinlikler yapacağız. Şimdi bunlara bir bakalım. Types of movies yani film türleri. Look and learn yani bak ve learn öğrenmek demek. İşte action, komedi, fantasy, romance, adventure. Bunların yine şöyle çoğaltabiliyoruz. Adventure, animation, drama, science fiction, horror, fairy tale, cartoon, çizgi film demek. War, savaş demek. Bunlar diğer şeyde yoktu. Şu ikisi. Roman zaten romantik film. Şimdi bunlarla alakalı bunların Türkçelerini bilmedikleriniz varsa yazdınız. Muhakkak yazmanız lazım. Bakın bunları durdurun, yazın. Böyle sadece izleyip de hiçbir şey yapmadan izleyip geçmeyin. Muhakkak notlarınızı alın. Şimdi bakalım. Fill in the blanks with types of movies. Yani fill doldur demek. Blanks, boşlukları film türleriyle. Şimdi it is a blah blah movie. Şunu biraz şöyle büyütelim. Bunu da buraya alalım. It is a blah blah movie. Sizce bunun cevabı ne olabilir? Eyvah eyvah. Ne tür bir film? Hemen bunu tahmin edin. Videoyu durdurun. Bunu tahmin edin. Sonra ben burada cevaplarını vereceğim.
It is a comedy movie birincisi. Diğerine bakalım. It is yani it is o, e ve n bir anlamında. It is a action veya adventure. Macera veya işte aksiyon filmi. It is a blah blah movie. Hemen tahmininizi yapın sonra cevabına bakalım. Durdurun tahmini yapın. It is a sci-fi movie. Diğer tarafa bakalım. It is a blah blah movie. Hemen durdurun. Tahmininizi yapın. Sonra açın. Ben burada cevaplarını söyleyeceğim. It is a horror movie. Buna bakalım. It is a savaş vardı demin. Onunla alakalı hemen ne olabilir? It is a war movie. Buna bakalım. It is a Angry Birds. Burada animation. Buradaki iyi olacak. Animation. Bu biraz yamuk olmuş burası. Movie yani animasyon filmi. En son olarak bunlara bakalım. It is a Will Smith ve oğlunun oynadığı bu film. Bakalım. Drama. It is a bu ne olabilir? Hemen tahmin yapın. Devam edelim. Durdurup tahmininizi yapın. Cartoon. It is a fantasy movie. Evet. Hayal gücü. Şimdi devam edelim. Talking about movies. Karşımızdaki kişinin en sevdiği filmini sormak ve cevaplamak. İşte what is your favorite movie? En sevdiğin filmin ne? What ne demekti zaten? Bunları yazmıştık kitabımıza. Favorite yani favori Türkçe'de geçmiş. Nedir diyor? Your senin favori filmin yani en sevdiğin filmin. İşte it is o şu Monster University veya filmin adı. My favorite film is Monster University. I like yani ben severim Monster University yani Canavar Üniversitesi filmini şeklinde. Sonra ikinci tarafa bakalım. Yani en sevdiğim filmi sormak ve cevaplamak derken bir filmin türünü sormak ve cevaplamak için yani ne tür olduğunu. What type of veya what kind of movie is Big Mamas? Mesela bu. What type of veya what kind of ikisi de ne tür demek? Şu kalem yazıyorum bakalım. Evet. What type of ve what kind of ne tür? Bir filmin ne hakkında sormak için what is it about? About zaten ne hakkında? Cevap verirken it is about. It is yani about monsters, canavarlar hakkında. İşte it is about işte fairy tale. İşte it is about horror bu şekilde. İşte ne tür film diye sorulduğu zaman komedi filmi, işte macera filmi. Şuna da bakalım. Bir filmdeki ana karakterleri sormak ve cevaplamak içinse who? Who kim demek? Yani bunları zaten biliyoruz. Who is the main karakter? Yani ana karakter filmdeki. The main character is Mike Wazowski diye biriymiş. İşte artık ana karakter şudur veya it is. O Mike Wazowski derken. Filmin başlama veya bitiş saatini sormak için what time? Saat kaçta? Does the movie start? Yani film başlar veya finish. Biter. Kaçta başlıyor veya bitiyor? What time? Bilindiği üzere bir saat ünitesinde de bunu detaylıca işledik. Saat kaçta diye sorarken. It starts. Burada bir tane de T var. Çıkmamış. It starts at 5 p.m. Yani o başlar 5'te veya it finishes. O biter 7'de. Derken bu ifadeleri kullanıyoruz. Şimdi bakın bu sayfayı mesela ben burada hızlıca geçiyorum ama siz tekrar tekrar dinleyebilirsiniz. İşte durdurup kendi örneklerinizi verin. Şimdi birazdan biz kendimiz örnekler de vereceğiz. Mesela birinci şu etkinliğe bakalım. Diyor ki fill in the blanks yani yine boşlukları doldur with the words kelimelerle from the box yani kutudaki. Şimdi buradaki kutulardaki kelimelere bir bakalım. Bu fazla yakınlaşmıyor. Bu kadar yakınlaşıyor. İşte Nemo, Love, sevmek, Shrek, What is it about? About neydi? İşte hakkında anlamında. Romantik. Who is the main karakter? Yani kim? Main karakter, main. Ana karakter filmdeki. Ne çeşit film? İşte animasyon. Bunları yerleştireceğiz. Şimdi bakalım. Siz hemen bunu durduracaksınız. Bunu cevaplayacaksınız. Sonra bakacağız. Şimdi bakalım birinciye. What kind of movie is it? Yani what kind of, what type of? Ne çeşit film bu? It is a blah blah movie. Romeo ve Juliet olduğuna göre dünyanın en zor sorusu. Hiç bilinemeyecek bir soru. Hemen durdurun cevabını verin buradan. Sonra basalım. It is a romantic movie.
Yani o, It Is, Cansız Hayvanlar için o bir romantik film. What is it about? Ne hakkında? Hemen It Is About ne olabilir? Şuradaki romantik, uçuralım bunu, bu gitti. Kalem başka renkte oluyor mu bakalım? Mavi yapalım bu kalemi. Heh, bu gitti. What is it about? It is about love. Yani aşk, sevgi hakkında bir film. Şimdi ikiye bakalım. What is your favorite movie? Bunun Türkçesi nedir? Hemen söyleyin. What is your favorite movie? Yani en sevdiğin filmin ne? Emma da diyor ki ne olabilir, hemen buradan seçtiğimiz zaman hemen bakın en sevdiğim filmi. Durdurun videoyu, söyleyin cevabı. Devam edelim. Shrek. En sevdiğim filmi Shrek. Sonra bir soru daha soruyor. O da diyor ki It is about an ogre. Yani bir ogre, yani bir dev hakkında diyor. O zaman ne diye sorabilir sizce yukarıdakilerden? Hemen What is it about? O ne hakkında? Bu da gitti. Şuna bakalım. Sedat diyor ki Sedat bir soru soruyor. It is an action movie. Yani ne demek action movie? Bir aksiyon filmi. O zaman ne diye sorabilir sizce? Hemen düşünün. Şu yukarıdakilerden bulun. Dünyanın en kolay sorusu. What kind of movie is it? Ne çeşit film? Aksiyon filmi. Bir soru daha soruyor. James Bond dediğine göre hangisi olabilir? Hemen videoyu durdurup bulun. Sonra devam edelim. What is the main character? Yani who is the main character? Ana karakter kim? James Bond. Ne bakalım? What type of a film is it? Yani ne tür bir film bu? It is a blah blah film. Ne olabilir? Bu Nemo. Animation'da zaten Nemo kaldı. Hemen cevabı animation. Who is the main karakter? Neydi main karakter? Evet, it is Nemo. Ana karakterdi. Bu da Nemo. Kayıp balık Nemo. Evet, şimdi evet, şimdi describing characters, yani karakterleri tanımlama, describe tanımlama demek. Şimdi burada emizar bizim yardımcı fiillerimiz, yani cümleyi anlamlı hale getirmek için muhakkak I am, you, they'den sonra are, he, she'den sonra is. Mesela fat şişman demek, tall uzun, pretty işte sevimli. İşte I am fat dersek ben şişmanım, I am tall ben uzunum, I am pretty işte ben sevimliyim. İşte you are, I'dan sonra am, you'dan sonra are. İşte you are fat, sen şişmansın. We are tall, biz uzunuz. They are pretty, onlar sevimli. I am, you, we, they'den sonra are, he, she'den sonra is. Öyleyim, böyleyim derken mesela he is fat, o şişman. She is tall, o uzun. It is pretty, o sevimli derken. Snow White dediğimiz pamuk prenses is beautiful, yani pamuk prenses güzeldir. Buradaki emizarı dırdır eki olarak düşünebilirsiniz. Shrek is fat. Shrek şişmandır derken. Şimdi diğer şeylere bakalım. Beautiful. Bilmediklerimiz varsa arkadaşlar hemen deftere bunları yazalım. Beautiful. Durdurup gidebiliriz videoyu. Beautiful. Güzel. Handsome. Yakışıklı. Ugly. Çirkin demek. Tall, uzun. Old, yaşlı. Young, genç. Bald, kel. Short, kısa. Skinny dediği böyle çok zayıf. Slim, normal zayıf. Thin, bu da zayıf anlamında. Yani thin zayıf, normal zayıf. Slim daha zayıf. Skinny ise iyice bir deri bir kemik anlamında diyebiliriz. Normal, normal. Fat, şişman. Overweight, kilolu demek. Yani şişmandan biraz daha fazla. Obez, buysa hepten fazla. Yani bu zayıftan en şişmana doğru kelimeler bu şekilde. Bakın ne kadar çok kelime bilirseniz o kadar iyi. O yüzden bunları muhakkak bilmedik kelimeler varsa bunları muhakkak tamamlayın. Şimdi burada bir takım ifadeler var. Şimdi bakalım. Karakter ve kişisel
Karakter ve kişisel özellikler hakkında bilgi verirken bazı sıfatlar kullanabiliriz. Mesela karakter ve kişisel özellikler. Garfield is lazy. Neydi lazy? Tembel demekti. Garfield tembeldir. Keloğlan is honest. Yani Keloğlan dürüsttür. The princess is good hearted. Yani prenses good hearted. Good iyi demek. Hearted iyi kalplidir. Şimdi şuradan bakalım. Yine bir takım kelimeler. Good hearted, iyi kalpli. Evil, kötü. Friendly, arkadaş canlısı. Unfriendly, bu da şu un ekleri arkadaşlar olumsuzluk anlamı katar. Yani arkadaş canlısı değil. Kind, nazik, kibar. Helpful, yardımsever. Lazy, tembel. Hardworking, çalışkan. Clever, zeki. Brave, cesur, talkative konuşkan, funny komik. Şimdi burada bir etkinlik var. Match the adjectives with the pictures. Yani match eşleştirin diyor sıfatları pictures resimlerle. Hemen bu videoyu durdurun. Eşleştirin sonra cevaplarına tek tek bakalım. Evet, yapmışsınızdır. Şimdi B'ye bakalım. Hangisi olabilir? Prenses dediğine göre hangisi olacak? Tabii ki beautiful yani güzel. Burada temel reis ıspanağı yiyor ve ne oluyor? Strong yani güçlü. Garfield yatıyor, uyuyor sürekli yani tembel, lazy. Pinokyo nasıl bir insandı Pinokyo? Nasıl biriydi? Düşünün. Evet, yani iyi kalpli, good hearted. Sonra bu kuş nasıldı? Bu kaldı bunlar. Yani clever, zeki. Burada hayalet var. Hayalet sizce nasıl? Evet, korkutucu. Çok çok korkutucu görünmüyor burada ama tabii. Dev yani Shrek. Evet, ugly olması gerekiyor. Sonra bu komedi şeyi funny. Bu da şeytani evil. Sonraki sayfaya geçelim. Şimdi burada match the adjectives with the opposite. Yani zıt anlamlarıyla eşleştirin diyor arkadaşlar. Hemen şunu ben size yakınlaştırayım. Hemen videoyu durdurun. Bunları bir eşleştirin bakalım. Sonra burada tekrarını yapalım. Önce bir deftere de yazabilirsiniz bunları bu şekilde. Deftere yazarak eşleştirebilirsiniz. Şimdi bakalım. Ugly, çirkin demek. Hangisi buradan ugly'nin zıt anlamlısı? Hemen buradan bakıyoruz. Beautiful yani güzel. Kind, kibar demek. Yani biz şeyi arayacağız. Kaba olanı yani rude, kaba. Bad, kötü demek. İyi olan hangisi? Good. F'deki. Hardworking, çalışkan. Biz en biri bulacağız. Lazy. Short, kısa. Tall, uzun. Sad, üzgün. Nerede bakalım? Happy, mutlu. Boring, sıkıcı. Enjoyable, eğlenceli. Mesela şu iki kelimemiz yeni. Boring ve enjoyable. Mesela sad, bu da yeni. Bu kelimeleri muhakkak yazım çünkü bunlar İngilizcenin temel kelimeleri arkadaşlar. Hep karşımıza çıkacak. Long uzun. H'deki short da kısa. Mesela şu İngilizce'de H diye okunur şu harf. Gidip de H diye falan okumayın. Mesela HD yayın, HD televizyon falan derler. HD'lere H bu şekilde. Evet. Talking about likes and dislikes. Yani sevdiğimiz veya sevmediğimiz şeyler hakkında konuşurken arkadaşlar bunları ilk ünitede de işledik. 5-6'da da işledik. Yani bunları biliyoruz. Hoşlandığımız şeylerden bahsederken like veya enjoy fiillerini kullanırız. Like, enjoy. Çok sevdiğimiz bir şeyden bahsederken daha güçlü bir duygudur. Bu love yani çok sevmek, aşkla sevmek gibi. Don't like, doesn't like, dislike. Bunlar sevmediğimiz şeylerden bahsederken hate ise bir şeyden nefret etmek anlamındaki ifadedir. Mesela bunları kullanırken önce öznemiz gelir. I. Onları bir dakika. I like watching SpongeBob. Yani ben like severim.
izlemeyi, SpongeBob dediği de Sünger Bob'u izlemeyi severim. Like. Çok sevmek, My Sister Loves Sylvester. Yani He She'den sonra İngilizce'de S2 alıyordu fiiller. Dördüncü ünitede bunları görmüştük. My Sister yani kız kardeşim sever Sylvester'ı ve sevmeyeceğiz diyorsak I don't like yani ben sevmem Gargamel'i. My Mother Hates benim annem nefret eder. Horror Movies neydi? Korku filmlerinden. Bunlar hep tekrar niteliğinde arkadaşlar. Şimdi de buna bakalım. Kişisel bilgi belirtirken bir kişiye bir konu hakkında ne düşünüyorsun diye sorarken What do you think about? Bakın bu soruyu yazın mesela. What do you think about? Sen ne düşünüyorsun bir şey hakkında? O da I think bence he is it is ifadelerini kullanır. Mesela what do you think about? Sen ne düşünüyorsun Nasrettin Hoca hakkında? What do you think about? Sen ne düşünüyorsun? Nasrettin Hoca. I think. Bence. Biz bunları deftere de yazmıştık. Sayfa 83'te. Bence he is honest. O dürüst. İşte he is brave. O cesur. İşte he is beautiful. İşte o güzel gibi cümleler kurarken bunları söylüyoruz. Şimdi burada bir tane etkinlik var arkadaşlar. Bakalım. Sci-fi movies yani bilim kurgu, fantezi, hayal gücü, action, aksiyon ve korku filmleri. Şimdi burada tek surat olanlar böyle olanlar seviyor. Gülenler daha çok seviyor. Somurtanlar sevmiyor. Bu kırmızılar da nefret ediyor anlamında. Şimdi look at the table. Tabloya bakın ve sonra boşlukları doldurun diyor. Hemen bu videoyu durdurun. Tabloyu doldurun sonra tek tek kontrol edelim. Şimdi bakalım Jack ve Action Movie'ye bakalım. Jack Action Movie ne yapıyor? Kırmızı surat o zaman nefret ediyor. Yani hates. Jack nefret eder aksiyon filmlerinden. Sam ve aksiyon filmi var yine. Bakalım Sam ve aksiyon filmi çok seviyor bu. O zaman ne olacak? Loves. Mesela siz bunları deftere yazabilirsiniz arkadaşlar. Bu cümleleri aynı yazdığımız örnek olarak. Sam bla bla horror movies. Sam'e bakalım. Horror movies'e bakalım. Evet. Likes seviyor. David science fiction. Yani David science fiction bilim kurguyu seviyor ama horror filminden nefret ediyor. Sam action movies çok seviyor ama bilim kurgudan nefret ediyor. Daphne action movies seviyor ama fantezi yani hayal gücünü sevmiyor. Yine aynı şekilde David action movie seviyor ama Jack onlardan nefret ediyor. Daphne ve David nefret eder. Horror movies yani korku filmlerinden. Jack ve Sam sever fantezi yani hayal gücü filmlerini. Evet, şimdi burada kendimiz cümleler kuracağız arkadaşlar. Aynı bunun örnekteki gibi, aynı biz bunların benzerlerini deftere de yazdık. Friendly, sad, exciting, strong, romantic, beautiful, funny ve frightening. Bunlar bizim sıfatlarımız. Arkadaş canlısı, üzgün, heyecanlı, güçlü, romantik, güzel, komik ve korkutucu. Şimdi bir örnek var burada. What do you think about? Neydi bu? Sen ne düşünüyorsun? What do you think about? Snow White. Pamuk Prenses hakkında. I think ile başlayacaksınız. Aynı böyle. Bunların hepsini I think ile başlayacaksınız arkadaşlar. She is beautiful. O güzel. İşte mesela What do you think about Popeye? Yani sen Temel Reis hakkında ne düşünüyorsun? Hemen videoyu durdurun. Deyin bence o bilmem ne. Şuradan seçip yapın bakalım. Sonra cevabına bakalım. Bunları deftere yazın. Evet, cevabına baktık. I think bence o strong yani güçlü. What do you think about romance movies? Yani sen ne düşünüyorsun romantik filmler hakkında? Hemen deyin bence onlar deyin bu sefer. He is değil de burada filmlerden bahsediyor. D ile başlayın. Hemen durdurup yapın bakalım. Evet, I think they are romantic. Yani bence onlar. What do you think about? Sen ne düşünüyorsun? Korku filmleri hakkında hemen bence onlar korkutucu. Bakın çoğul olduğu zaman horror movies işte romance movies they are deyin onlar. Tek veya böyle olduğu zamansa he is she is diyebilirsiniz. Sen ne düşünüyorsun Shrek hakkında? Hemen durdurun yapın. Buradan seçin aşağıda sıfatlardan. Evet, I think he is friendly yani o arkadaş canlısı Shrek. Ne düşünüyorsun Ata Demirer hakkında? İşte I think he is funny. Bunların hepsini yapın. Ondan sonra cevaplarını böyle kontrol edelim.
Sen ne düşünüyorsun? Life of Pi, yani Pi'nin hayatı hakkında. Bence o üzgün. Sen ne düşünüyorsun? Fast and Furious hakkında. Bence. Evet, şimdi burada bir etkinliğimiz var. Theater of Joyful, yani 4 tane film var burada. Fill in the blanks according to given posters, yani boşlukları doldurun diyor posterlere göre. Şimdi Tim diyor ki, what do you want to watch? Bundan ne anladınız? Ben düşünün, what ne? Want to istemek demek. Watch, yani ne izlemek istersin diyor. O da emin değilim diyor. I am not sure. Sure emin demek. I am not sure emin değilim. But I love. Love neydi? Çok sevmek. Neyi severim? Animasyonları çok severim. Tim de diyor ki look. Bak, There is Madagascar, yani bu film var. Ve bir soru soruyor. Cevabında it is about animals. About neydi arkadaşlar? Hakkında, yani o hayvanlar hakkında. O zaman burada ne hakkında diye soracak. Hemen durdurun videoyu. Ne hakkındayı nasıl yazabilirsiniz? Bakın. Evet, şimdi cevabını verelim. What is it about? Yani o ne hakkında? Sonrakine bakalım. Do you like? Seviyor musun diyor. Aksiyon veya komedi filmlerini. O da ben severim şunları. Hangisi olabilir? There is a good one at cinema, Zoolander. Zoolander'a bakalım. Ne türmüş? Komedi filmi. O zaman burası I like ne olacak? Komedi film. O da who is the main karakter? Main karakter neydi, bunu yazmıştık. Main karakter, yani ana karakter Ben Stiller diyor. Ben Stiller benim favori, yani en sevdiğim aktörüm, ve bir soru soruyor. Cevabında arkadaşlar at 4 p.m. demiş. Yani bize bir saat vermiş. O zaman saat kaçta diye sorması gerekiyor. Hemen bunu durdurun, yapın, sonra kontrolünü yapın bakalım. Evet, saat kaçta? Yani what time is it? Saat kaç? Saat kaçta? There is a film at Theater Joyful. What is it? It is Scream. Yani bir film var diyor. Joyful tiyatrosunda, yani sinemasında. Nedir? İşte Scream, çığlık. What boşluk is it? Yani buraya şey diyeceksiniz. Ne çeşit bir film? Ne tür bir film? O zaman bu boşluğa ne gelecek? Hemen cevaplayın bakalım. What type of? Sonra yine it is blah blah film. Hemen durdurun arkadaşlar videoyu. Scream filmi ne tür bir film? Yarısı insan, yarısı hayvan. O zaman bu horror, yani korku filmi. Şimdi Zeynep, what kind of movie? Neydi arkadaşlar? What kind of? Hemen düşünün. Ne çeşit film? Do you like? Seversin. O da ben severim. Fantezi, yani hayal gücü. What is your favorite movie? Favori filmin ne? O zaman burada bir şey diyor. Hayal gücü filminde zaten bir tek Superman hakkında bizim kaldı. O da haklısın. It is at the theater Joyful, Joyful sinemasında. What time is the movie? Yani burada ne soruyor bize? What time dediğine göre saati soruyor. O zaman cevap olarak hemen Superman'in olduğu afişe bir bakalım. 10 a.m. yani cevabımız at 10 a.m. bu şekilde. Evet arkadaşlar, şimdi birkaç tane de bunlarla alakalı biraz da test çözelim. Yani şimdi buradaki testi hemen siz durduruyorsunuz, soruyu cevaplıyorsunuz, sonra cevabına beraber bakacağız. Hemen soruyu cevaplayın. Durdurup da. Evet, şimdi bakalım. What is Jack's favorite type of movie? Yani nedir Jack'in en sevdiği film türü? This is Jack. Yani bu Jack. He likes watching films on the net. Bunu hemen çevirin. Yani o sever film izlemeyi internette. He can go online at weekends. Yani o ne yapabilir? Can ebilmek demekti. Yani kendinden sonra gelen ifadelere ekleniyordu. Ne yapabilir? Go online. İnternete girebiliyor hafta sonları. He doesn't enjoy. Yani enjoy sever. Doesn't enjoy olunca sevmiyor, keyif almıyor. Fantasy or war movies. Yani hayal gücü veya savaş filmlerinden. He enjoys. O keyif alır. Watching animation movies. Bakın. Animasyonlardan keyif alıyormuş. But ama demek bu. His friends, arkadaşları sever belgeseli diyor. Şimdi bize burada Jack'in favorisi, en sevdiği filmi soruyor. Yani animation movies. Yani cevabımız A şıkkı.
Şimdi bu soruya bakalım. Look at the picture. Yani hemen cevaplayın soruyu. Ondan sonra durdurup cevaplayın. Sonra açın devam ettirin. Burada cevabını ben vereceğim. Şimdi evet, devamına bakalım. Look at the picture. Yani resme bak diyor ve complete the sentence. Yani cümleyi tamamla. I think neydi arkadaşlar? Bence Superman is bla bla bla. Şimdi bakalım. A lazy. Lazy. Tembeldi. Olmaz. Boring. Yeni sıfatlarımızdan da sıkıcı. Olmaz. Evil. Yani şeytani. Kötü. Olmaz. Good hearted. Yani iyi kalpli bir adamdı. Yani cevabımız bu olacak. Şimdi buna bakalım. Diyor ki complete. Komple. Tamamla. Buradan aklınıza gelsin. Conversation. Yani diyaloğu. What kind of movie is Cinderella? Neydi what kind of veya what type of? Siz tabi bu videoyu durdurup soruyu cevaplamış olmanız gerekiyor ben bunu çözmeden önce. Eğer cevaplamadıysanız şimdi durdurun, cevaplayın. What kind of ne tür film Cinderella diyor. O da cevap vermiş. Cinderella ne tür bir film? Korku filmi mi? Hayır. Macera mı? Hayır. Komedi mi? Hayır. Cinderella bilindiği üzere işte balgabağına dönüşüyordu, arabası falan böyle bir tarz peri masalı hikayesiydi. Yani cevabımız Denizli. Wrong arkadaşlar, wrong ifadesini yazın. Wrong ve bakalım buradan yazabiliyor muyuz? Yazamıyoruz herhalde. Wrong ve şöyle yapalım. False. Yani yanlış demek bu ikisi. Wrong ve false. Find, bul diyor. Yanlış eşleşmeyi bul. Şimdi hemen bunu yapın. Evet. Cartoon yani çizgi film. Aksiyon. Korku. Ama bu bir drama filmi değil. Bu daha çok işte kovboy, aksiyon, western, batı filmi gibi. Yani cevabımız bu olacak. Evet, şimdi bu soru biraz zor. Buna bir durdurup bakın bakalım. Cevabına bakalım. There is a great movie at the cinema. Yani harika bir film var diyor. Sinemada. There is, there are arkadaşlar. Var demek. Harika bir film var sinemada. Would you like to? Bu da yeni bir kalıp. Daha yeni görüyoruz. İster misin? Yani would you like to? İster misin demek. Want to gibi. Sinemaya gitmek. O da harika bir fikir diyor. Idea, fikir, iyi bir fikir. Ve bir soru soruyor. O da diyor ki The Adventures, maceraları. Kimin? Young. Bunu yazmıştık. Boyu da yazmıştık şu ikisini. Yani genç bir çocuğun maceraları diyorsa ne diye sorabilir? A şıkkına bakalım. Nedir senin en sevdiğin film? Genç bir çocuğun maceraları. Olmaz. I don't like. Ben sevmiyorum korku filmi izlemeyi. Bu da olmaz. What is the movie about? About neydi? Hakkında. Yani film ne hakkında? O zaman cevabımız bu olacak. What type of movie? Ne tür bir film? Eğer deseydi bize burada macera, korku, işte peri masalı falan, o zaman bu da olabilirdi. Ama bize bir şeyden bahsettiği için maceralar, yani cevabımız C şıkkı. Evet, hemen bu soruyu durdurun. Ondan sonra cevaplayın. Sonra cevabına bakalım. Evet, şimdi diyor ki cevabına bakalım. Which option, yani hangi seçenek? Şimdi arkadaşlar doesn't have an answer. Şöyle bir şey görüyorsunuz. Doesn't have an answer. Bunu not edin. Bakın cevabı yok demek. Doesn't have sahip değil. Answer zaten cevap demek. Bir cevaba sahip değil. Şimdi okuyalım, çevirelim. There is a good film. İyi bir film var diyor. Kanal 5'te. Bu gece. İşte saat 8.30'da başlıyormuş. Bir komedi filmiymiş. Ben severim diyor televizyonda film izlemeyi. Ben sinemaya gitmeyi. I don't like. Sevmem. Şimdi bakalım. What time? Saat kaçta? Film. Finish. Finish arkadaşlar bulaşık deterjanı markası değil. Finish bitiş çizgisi. Hani bitiş bitmek demek. Start başlamak. Finish bitmek. Saat kaçta? Biteceğine dair bir şey var mı? Yok. Zaten cevap bu. B'ye bakalım. What kind of neydi? Ne tür film? Burada filmin türü var mı? Komedi diyor. Evet. Nerede? Do you like? Seversin.
Film izlemeyi. Nerede film izlemeyi seviyordu bu? Televizyonda. What is on? Ne var diyor Kanal 5'te bu. What is on, yani ne var Kanal 5'te bu gece? O da var. Ne vardı? İyi bir film var diyor Kanal 5'te. Ama saat kaçta bitiyorun cevabı yok. Evet. Bu soruya bakalım. Cümleyi tamamlayın diye hemen durdurun, cevaplayın bakalım. Şimdi Supergirl benim favorim diyor. Çünkü o lazy. Tembel olmaz. Brave neydi? Cesur. Slow. Yavaş demek zaten. Slow. Bad karakter. Kötü bir karakter diyor. Yani hangisi olabilir sizce buradan? Tembel, cesur, yavaş, kötü. Hangisi olabilir bunların cevap olarak? Tabii ki cevabımız seviyorsa Brave olacak. Evet, şimdi bu soruya bir bakın bakalım. Gargamel'le alakalı bir soru. Hemen durdurun, cevabını verin bana. Gargamel, Brave and strong, yani cesur ve güçlü. İşte dürüst, kaba ve kötü, arkadaş canlısı ve yardımsever. Hangisi olacak zaten cevabımız bu olacak. Hemen bu soruya bakalım. He is watching a blah blah movie. Şimdi bu adamın tipine bir bakın. Buradan terler falan atıyor. Ağzı burnu korkmuş. Gözlüğü falan yamulmuş. Ne tür bir film izliyor olabilir? Hemen buradan bulun. Hangisi olacak? Scary, yani korku filmi. Şimdi arkadaşlar biz size EBA'dan ödevler vereceğiz. Ama yine size ben bir tane ödev vereyim. Bu sayfayı durdurun. Şuna bir bakın bu şekilde. Bunun okuyun. 3 tane burada metin var. Bunlarla alakalı ve sorular ve cevaplar var. Şimdi bir sonraki videoda ben size bu sayfanın cevapları verilmiş halini göstereceğim. Siz önce bir cevapları bulun verin. Yani olmadı. EBA'dan da ben bunların cevaplarını size gönderirim. Yani bunu yapın. Ondan sonra bu ünitenin bir genel tekrarını yapmış olduk. Muhakkak tekrarlarınızı yapın arkadaşlar. EBA'dan göndereceğimiz ödevleri de yapın. Haftaya bir sonraki üniteden devam edeceğiz. Görüşmek üzere.